Merhabalar sevgili Aslı TV izleyenleri. Bir yerel yönetimler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bu akşam önemli bir konuğumuz var. Bursa'nın en önemli ilçelerinden biri Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar konuğumuz olacak. Mustafa Kemal Paşa'yı konuşacağız. Hayallerini, ilçedeki yapacağı yatırımları hepsini ele alacağız bir saatlik programımız boyunca. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Zorlu bir seçim dönemi geçirdiniz. Evet. Akabinde de belediye başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Öncelikle bir Mehmet Kanar'ı izleyicilerimizin tanıması açısından hem seçim süreci hem Mehmet Kanar kimdir onu bir öğrenelim. Programımıza öyle bir başlayalım efendim. Ben konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Tabii seçim her zaman beklendiği gibi güzel geçti. Heyecanlı geçti. Nihayetinde sağ olsun halkımız teveccühünü gösterdi. Kendine teşekkür ediyorum. Seçtiler. Mehmet Kanar önce hırslı bir adam. Siyaseti çok bilmeyen, kalbiyle dili bir olan, evet, aklından ne geçiyorsa, gönlünden ne geçiyorsa onu anlatan, böyle bırakmayan, asla pes etmeyen, iddialı. Evet. İnşallah 5 sene sonra Mustafa Kemal Paşa'yı çok daha güzel yer getirecek, hırslı bir adam diyelim. Evet. Başarılar diliyoruz biz de. Yani ihtiyacımız var genç ve dinamik insanlara bizim de. Öncelikle bir stratejik planla başlayalım efendim. Yasal bir zorunluluk biliyorsunuz. Evet. Belediyelerin önümüzdeki görev süreleri içinde neler yapması gerektiği. Bunları bir ana başlıklar halinde sizden alalım. Sonra programımızın devamında ben başlıklar halinde size neler yapılacağını, önemli konuları tek tek ele alacağız. Nasıl stratejik plan hazırlığınız nasıl geçti? Kaynak bulma sorunlarınız onları falan hepsini bir ele alalım efendim. Şimdi stratejik plan tabii dediğiniz gibi 6 ay içinde yapılması gereken zorunlu bir plan. Stratejik plana vaat ettiğimiz şeylerin hepsini birebir oturtturduk. Bütün paydaşlarımızla birebir paydaşlarla konuşarak, anketler düzenleyerek, birbirimizle anlatarak bizim de seçim planlarını koyduğumuz plan oldu. Evet. Tüm bu plan içerisinde bütün meclisimizin onay verdiği, Muhalefet Partisi'ne sağ olsun da teşekkür ederim hepsine, onların da buna katkı sunduğu bir stratejik plan oldu. İnşallah 5 yıl içerisinde Mustafa Kemal Paşa'mıza neler yapacağımızı anlatan çok değerli bir plan olduğunu inanıyorum. Kaynaklarıyla, planlarıyla, projeleriyle inşallah 5 sene sonra çok harika bir Mustafa Kemal Paşa olduğunu inanıyorum inşallah. Evet. Ana hedefiniz nasıl bir Mustafa Kemal Paşa? Yani stratejik planda bir ana hedef vardır biliyorsunuz. Nedir ana hedefi? Önce tabii her stratejik planın bir misyonu, vizyonu var. Misyonu. Bu vizyonumuz Mustafa Kemal Paşa'nın tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle, bağlantı sanayisiyle marka bir kent olması, marka bir ilçe olması. Bu çok genel bir tabir. Evet. Ama isterdim ki Mustafa Kemal Paşa'da hani vizyon proje ne dediğinizde de çok büyük bir gökdelenler, işte şaşalı projeler isterdim. Alışveriş merkezleri isterdim. Evet. Ama maalesef 49 yıldan beri yapılmayan ve içme suyumuz şu anda asbestli olan bir sistemden su içiyoruz. Acı bir olay. Tabii. Öncelik onlar olmalı. Öncelik onda olması lazım. Yani bu bir kanayan yaramız. Önce bu altyapımızı bir düzeltelim, içme suyu altyapımızı. İnşallah ondan sonra tüm projeler gelecek Allah'ın izniyle. Tabii belediyecilikte öncelik temel belediyecilik hizmetleridir. Bunlarla ilgili devam edeceğiz efendim. Şimdi efendim Mustafa Kemal Paşa bu yeni otobanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 5 Ağustos'ta açtığı yeni otobanın açılmasıyla bambaşka bir kimlik kazandı. Artık İstanbul'dan 1,5 saat mesafede bir ilçe haline geldi. O kadar yakınlaştı ki bu mesafeler bu otoban sayesinde. Ve önümüzdeki dönemde bu konuyu bizler değil, yani akademisyenlerin nitelendirmelerine göre önümüzdeki günlerde yıldızı parlayacak ilçelerin başında Karacabey, Kemalpaşa'da, Mustafa Kemalpaşa'da gösteriliyor. Şimdi sanayi sizin için çok önemli. Evet. Ve çok güzel bir organize sanayi bölgeniz var. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemalpaşa'da düzenlediğiniz toplantıda da bunun bir bölümünün boş olduğu ve Türkiye'nin 10 önemli yatırımlarından bir tanesinin Sayın Mustafa Eskin, AK Parti milletvekili zaten sizin her zaman yanınızda olan 10 büyük yatırımdan birinin size geleceğini söyledi. Nasıl sanayiyle ilgili, sanayinin gelmesiyle ilgili durumlar ne? Bununla ilgili girişimleriniz ne? Neler, beklentileriniz ne? Ve çok bakir bir yer. Evet. Ulaşım imkanları açısından rahat bir şey ve Teknosap'la birlikte bambaşka bir görünüm kazanacak. Şimdi dediğiniz gibi otoban çok önemli. Ne yazık ki otoban bir zaman önce kaçırılmış ve bizim bağlantımız yok. Evet. Olmadığı için de ilçemizin böyle bir üzüntüsü var, psikolojik bir üzüntümüz var. Tabii olmaması demek olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu proje bitti. Evet. Ama ağlayacak zamanımız da yok. Evet. Biz ağlamaya gelmedik, biz burada çözmeye geldik. Düşündük ve Sayın Mustafa Eskin önderliğinde sağ olsun birlikte Cumhurbaşkanlığımıza yatırım ofisine başvurduk. Eğer Mustafa Kemal Paşa'mıza Türkiye'nin ilk o yatırımından çok büyük proje getirebilirsek
hakikaten şu anda Manisa'nın kazandığı Volkswagen gibi eski bir fabrika getirebilirsek, o büyüklükte bir fabrika, menşe ne olursa olsun, içindeki üretimi ne olursa olsun, bununla birlikte gelecek alt sanayiyle birlikte de, yan sanayiyle birlikte de zaten ister istemez otoban bağlamak zorunda kalacak bize. Çünkü kesinlikle tam 404 km olan bir otobanın 202. kilometresindeyiz. Ortasındayız. Dediğiniz gibi bakir ve hala arsaları ucuz olan, tarlası ucuz olan bir ilçemiz. Bir şeyiz ve Bursa'nın %25'ine hakimiz. Evet. Yüz ölçüm bakımından. Böylesine büyük bir alan, tarımsal hazır olan, sanayisi hazır olan, turizm hazır olan bir şehre bütün yatırımcıları bekliyorum ben de. Evet. İnşallah bu Mustafa Eski'nin sözü de vardı zaten, o sırada görüşüldü ve o söz alındı. Önümüzdeki dönemde yapılacak en önemli şeylerden biri Mustafa Kemal Paşa kavşağı, hem sanayi bölgesine hem ilçe merkezine gelecek. Sayın Başkanım, ben geçtiğimiz günlerde çok önemli, güzel bir yere gittik. Karaoğlan Köyü'nde sizinle beraberdik. Evet. Tarım Mustafa Kemal Paşa'nın gerçek kimliği aslında. Evet. Çok verimli ovaları, çok verimli tarımsal üretimleri var. Karaoğlan Köyü'ndeki izleyicilerimizin de bilgilenmesi açısından Türkiye'nin en önemli manda varlığının olduğu yer. Ve burada onunla ilgili BEPKAN'ın da desteklediği, sizin belediyenin de desteklediği güzel bir proje hayata geçirdiniz. Neydi efendim, önce bir Karaoğlan özelinden gidelim. Bundan sonraki sizin görev döneminizde de bu tür yatırımlar olacak mı? Yeni projeleriniz var mı? Şimdi Karaoğlan'da önceki amaç tüm aslında Türkiye'miz olması gereken kadının ekonomik katkısıydı. Tabi burada mandanın da niş bir alan. Yani manda dediğiniz gibi belki de Güney Marmara'da, belki tüm Marmara'da en fazla popülasyon olarak bizde var. Şimdi BEPKA, TDDK ve belediyemiz üçlü ortak olarak hazırladığı, öncekilerden belediyemizle birlikte başlattığı ve bizim henüz daha ilk adımı bitirdiğimiz bir proje ortaya çıktı. Şu anda işte biliyorsunuz Karaoğlan sadece mandasında değil, domatesiyle Türkiye'nin en kaliteli, biberiyle de en kaliteli. Harika ova, yani Karaoğlan Ovası dediğimiz ova ve Koşu Boğazı'nın tarafındaki Çeltikçi Ovası dediğimiz ova, Mustafa Kemal Paşa'nın ve Türkiye'nin en kaliteli domatesi çıktığı, en kaliteli biberin çıktığı yerler. Bunlar da ürünlerimizde, mandanın yoğurdundan, sucuğundan ve lazım tüm türevlerinden üretilen şeyler burada ilgi odağı oldu. Kadınlarımız da eve konu katkısı oldu. Bu ilk adım bitti. İnşallah kooperatifleşerek, daha da büyüyerek, internet ortamından, gerekirse yol kenarı, otoban kenarında yerler tutarak ürünümü tanıtacağız. Tüm Karaoğlan'daki ürünler çoğaldıkça, kooperatif görüldükçe diğer kırsal mahallelerimiz de bunlara özenecek inşallah. Evet. Ve onları da hayata katılımı sunacağız. Çok güzel bir projeydi. İnşallah diğer köylerde de aynı şekilde BEPKA'da destekliyor. Önemli olan onların da dediği şu, eğer bize proje getirilirse kaynak niye olmasın biz diye. Biz de bunun için bir tarımsal müdürlük kurduk, bilim müdürlüğü kurduk. Evet, belediye bünyesinde. Evet. Onu kurduk, kırsal kalkınma müdürlüğü kurduk. Şimdi onu yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Diğer paydaşlarımızla birlikte tüm projeler burada birleşecek inşallah. Dolayısıyla da Mustafa Kemal Paşa'nın tarımına yön verecek yer bizim müdürlüğümüz olmasını istiyorum. Evet, kesinlikle olması gerekir. Başkanım, sizin seçim vaatleriniz arasında bir sosyal belediyecilik unsuru vardı. En önemli unsurlardan biri vatandaşa dokunan projeler de bunlar zaten. Göreve başladıktan sonra 3 önemli projeyi hayata geçirdiniz. Neydi bunlar? Biraz detaylı bize bilgi verebilir misiniz? Bunu biraz uzun konuşmak istiyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi hani yatırım, icraatlar falan ama insan dokunamazsanız, insanla bir olamazsanız, ilçenizde pazarda hala yerden ıspanak toplayıp yemekliğinizi toplayan insanlar varsa ne yaparsınız bunu? Beni inandıramaz. Ben böyle bir adamım. Benim yani böyle merhamet duygum biraz fazla. Dolayısıyla ilk geldiğim zaman söyledim ki burada bir gıda bankası, aşevi, barınma evi olmak zorunda. Sağ olsun Fatma Kocaman Belediye Başkan Yardımcımızla birlikte, aynı zamanda Ercan Leblebici Başkan Yardımcımız, Erol Tektez var, Kadir Gökçe var, sağ olsun Ersin Ekici kardeşimiz, hepimiz birlikte proje hazırlıyoruz. Tabii sosyal projeler Fatma Kocaman'a bağlı. Onunla birlikte büyük bir binayı aşevi olarak hazırladık. Gıda bankası olarak hazırladık. Barınma evi olarak hazırladık. Bir de giysi bank olarak hazırladık. Çok güzel. Hazır şu anda. Bir yok muydu? Daha önce yok muydu değil mi bunların işleri? Vardı ama böyle yani köşelerde gıda bankaları işte giysi banklar gibi küçük yerlerde vardı. Ama şimdi tek... Sistematik şimdi TÜDER'le anlaşma yapıyoruz. Türkiye İsraf Önleme Derneği ile birlikte. Tüm Türkiye'deki büyük marketlerden ürünler gelecekler. İlçemizde gıdalar dağıtılacak. Kazanlar kaynayacak inşallah. Bunlar da bizim gurur duydum. En büyük projemi tanıştı biliyorum. Söz verdim. Bunu ilk defa yere getirdik. İlk 6 ay. Evet. Aynı zamanda devam ediyoruz. Biz geldik de bir proje yaptık. Biliyorsunuz seçim zamanında takip ettiniz. Gezdik. Sayın Mustafa Eşkin'le birlikte. Evet. Bunları gördük. Bazı fakirlerimiz, ihtiyaç sahibi insanlarımız söylemiyor bazı şeyler. Kesinlikle. Yani Edran bir eve girdim, örnek vereyim. Eşi yatalak felçli. Çocuğu zihinsel engelli. Evde yemek yok. Kadın söylemiyor utancından.
Ne suçu var bunların? Şimdi 10 kişilik ekip kurdum. O ekip kapı gezecek. Bütün Kemal Paşa. Bütün Mustafa Kemal Paşa gezecek. Ne derdiniz var? Buzki'yle de olsa biliyorsunuz bu yerel Büyükşehir Belediyesi'yle evet. beraber Buzki, Burulaş ve diğer bazı kamu kurumları bize Büyükşehir'imize bağlı. Evet. Ama o dedikçe de biz takip edeceğiz. Hakeza başka ne ihtiyacın varsa o 10 kuş gibi anlı yetkili, benim yetkili yetkililer eve gelecekler. Ne ihtiyacınız var? Ne sıkıntınız var? Derdinizi hemen alacaklar. Eğer bizim belediyemiz ilgilendirmiyorsa bile o ekip dilekçe yazıp onların adını takip edecekler bunlar. Takip edecekler. Ben bunun inşallah çok büyük proje olacağına inanıyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Ki hakikaten bir hafta içerisinde geri dönüşler başladı zaten. Oo, çok güzel. Mustafa Eskin de zaten Bursa'da da yapıyor aynı onu. Yapıyor tek maşallah. Evet, kendi yapıyor bu işleri. Kendi yapıyor işleri takibini evet. Ama şimdi belediye sizin yapmanız tabii. Çok daha anlamlı tabii. Ve önemli. Görevim çünkü güzel. Vatandaşın hayatına dokunmak, tabii. Belediyeyi yanında hissetmesi kesinlikle. Kadar güzel bir duygu yok. Şimdi gelelim turizme. Sizin evet. En önemli... biraz önce belirttiğim gibi yükselen yıldız Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli ayaklarından biri sanayi ve tarım kadar turizm. Evet. Çok önemli iki tane de potansiyeliniz var. Biri Suuçlu Şelalesi, diğeri de Tümbüldek Kaplıcaları. Evet. Şimdi önce bir Suuçlu Şelalesi'nden başlayalım. Başkanım Suuçlu biraz izleyicilerimizle hem de bir reklamını yapalım. Ben gördüm evet. Hakikaten bir doğa harikası. O bölgede sizin de işte ekranlarımızda da görüyor başkanım. İzleyicilerimiz. Bir doğa harikası. Evet. Yani hafta sonları bunu fark eden insanlar zaten akın ediyor. Evet. Ama önümüzdeki dönemde hem yerli hem yabancı turistlerin de ilgisini çekecek bir doğanın içinde. İnsanlar artık bunu arıyor. Evet. Kültür turizmi, doğa turizmi. Kesinlikle. Suuçlu'yu biraz anlatalım. Ne var Suuçlu'da ve belediye olarak neler yapıyorsunuz? Neler olacak önümüzdeki dönemde? Şimdi Suuçlu'muz 38 metreden dökülen dediğiniz gibi doğa harika bir şelale. Eğer bu şelale başka bir yerde olsa şimdiye kadar üstünden neler filmler çevrilmişti düşündük. Hemen iki tane film çevirttirdik. Sağ olsun Ali Ertem diye bizim Kumkada mahallemizden, kırsal mahallemizde olan bir yapımcı. Evet. Tevafuk tanıştık ve burada bir gişe filmi çektirdik. Akabinde iki hafta önce bir tane bir festival filmi çektirdik. Oh. Biliyorsunuz festival filmi sanatçılara yönelik. Tüm evet. Dünyadaki sanatçılara yönelik. Bunlar Güney Kore'den Almanya'ya kadar tüm film festivalinde oynayacak bu film. Oo, çok güzel. Gişe filmi zaten oynadı. Nerede çekildi? Hepsi burada çekildi bunlar. Evet. Biz sponsor olduk burada. İnşallah bunlar hem tanıtım olacak hem de döviz girdisi olacak ilçemize. Kesinlikle. Yani bu borçlarımız da yavaş yavaş bunlarla bu şekilde ödenecek. Doğrudur. Doğrudur. Başkanım bir de orada araçların parkı, orada doğal parkurlarla ilgili şeyler de yapıyorsunuz belediye evet. olarak. Yani insanlar geldiğinde sadece şelale değil işte bu demin gördüğünüz evet. gibi oturacağı alanlar. Neler var kafanızda şimdi, sizin? Suuçlu'da ne düşünüyorsunuz? Neler yapmayı? Doğasını hafta, bozmadan ama. Tabii. Geldiğimiz ilk hafta. O projeyi biliyorsunuz burası milli parklara ait. Evet. Milli parklarda biraz işlemler uzun sürüyor. Mevzuat işlemler. Mevzuat evet. Uzun sürsünüz zaten. Uzun sürsün evet. Dolayısıyla doğayı bozmadan biz buraya seyir terasları, bir kafeterya, seyir kafeteryası, aynı zamanda yine doğayı bozmadan otopark ve bir lavabolar, mescitler, bu şekilde halkımızın rahat edebileceği bir rekreasyon alanı planlıyoruz. Aynı zamanda ring hat oluşturuyoruz ve burada yine evet. doğayı bozmadan kırılmış ağaçların olduğu bölgeden geçirerek bir yol açıyoruz. Dolayısıyla giriş geliş şeklinde olduğu zaman da sadece Ağustos ayında 40 bin kişi ziyaret etmiş. Müthiş bir rakam yani. Müthiş bir rakam. Ve bunun yarısından fazlası da Arap Körfez ülkelerinden geliyor. Körfez ülkelerinden. Ben istiyorum ki kendi ulusum da gelsin buraya. Evet. Tüm Türkiye gelsin baştan buraya. Başta kendi halkım tanısın. Araplar sonra bizden önce keşfetmişler. Bizden önce keşfettiler ya. Evet. O yüzden tüm Türkiye'ye tanıtacağız bunları. Evet. İnşallah oralarda işte... İşte o bölge değil, onun biraz daha yakında oteller, konaklama bölgeleri, tabii. Hatta Karacabey Longozu ile beraber olanın bir bütünsel turizm olarak ringi, evet turizm ringi oluşmasında hakikaten 38 metreden akan bir şelale, muhteşem bir doğa harikası. Evet, harikası. İnşallah göreceğiz. Gelelim Tümbüldek Kaplıcalarına. Şimdi Kaplıcalar'da ne var şu anda, nasıl işletiliyor, ne durumda ve sizin projeleriniz Mustafa Eskin'in bununla ilgili evet. yurt dışında temasları olduğunu hatta Sağlık Turizmi Genel Müdürünü dahi getirdi Tümbüldek'e. Evet. Onu bir sizin ağzınızdan dinleyelim başkanım. Şimdi bizim yerel kalmış kaplıcamız yani küçük bir havuzu işte butik havlu şekilde kalan bir kaplıcamız var. Ama su ürünü, su kalitesi bazında da çok şifalı, romatizmaya iyi gelen kükürt oranı var. Evet. İlçeye ne kadar uzaklıkta başkanım? İlçeye de fazla 10 kilometre uzaklıkta. 10 kilometre uzaklıkta. Çok da yakın çok yani. Çok da yakın. Bundan dolayı da ilçe, Mustafa Eskin gibi değerli bir sağlık tüzümünün, sağlık bu işin uzman. Kitabını yazan bir vekilimiz evet, var. Uzmanı var. Evet. Hakikaten bağlantıları da kuvvetli. Dediğiniz gibi sağlık tüzümünün genel müdürünü buraya getirdi. Kendisine buraya tanıttık. Neler yapabileceğimizi, bu turizm alanında, spa turizmi, sağlık turizmi, cilt sağlığı turizmi, tüm bunları kapsayan
kompleksler gerektirdiğini ifade ettik. Dolayısıyla Mustafa hem bu Türkiye kanalıyla hem de yurt dışı kanalıyla Sayın Mustafa Eşkin'in üçüncü nesil dediği, artık Norveç, Danimarka ve Avrupa'daki yağışları konaklayabileceği bir sağlık sistemiyle birlikte buralarda projeler planlıyoruz şu anda. Tabii kolay değil bazı şeyler, yavaş yavaş ilerliyor. Evet, mevcut bir proje var mı başkanım, yoksa anda, daha henüz hazırlık açalım? Şu anda bizim kendi belediyemiz hazırladığı, kendi belediye bünyesinde bulunan, tabii burası da bir sistem anlamında plan. Evet, değil, sistem anlamında. Evet. Kendi belediyemizin bünyesinde planladığı yerler var. Projemiz var. Proje var. Var. Yani bir tabii hem yani sağlık turizmi hem spa turizmi, yoksa kademeli bir proje bizim mi? Bizim kendimiz burada en azından bu binalardan daha güzel havuz ve daha güzel bir kahvaltı ve yemek salonu olmak için konaklama yerimiz var. Konaklamamız zaten 10 kişilik, 15 kişilik bir konaklamamız yerimiz var zaten, ama o da butik halinde. Evet. Onu da daha güzel hale getirerek, nezih hale getirerek. Evet, turizme açılacaksa yani tabii, çok daha büyük kapsamlı, daha geniş kapsamlı şeyler olması lazım. Sayın Mustafa Eskin'in bir şeyi var, önemli bir vurgusu var. Şimdi bir şehir hastanesi burada, hemen arkasında Tümbüldek, Orhan Gazi'de Keramet Kaplıcaları, bunların bir bütün dediğiniz gibi 3. yaş turizmi için yani evet, öylesine büyük fonlar var ki Avrupa'da. Tabii. Yani başkan da biliyor bu işleri Sayın Eskin. Ondan dolayı onun çekilmesi ve şehir hastanesine bu kadar yakın mesafede bir yaşlı turizmi için açılması gerçekten faydalı olacak. Belki de yap işlet devret şeklinde tabii, de projeler gelişebilir. Şimdi başkanım bir de geçmiş dönemden beri hep şikayet konusu olan bir şey var. Mustafa Kemal Paşa'nın şehir içi ulaşımı konusunda, evet, rahatlatma konusunda ne projeleriniz var? Şimdi o bazı yollarla evet, ilgili şikayetler var. Çok var. Evet. Neler Mustafa var? Mustafa Kemal Paşa'mız belli bir merkeze sıkışmış, büyük, ne kadar yüz ölçüm büyük de olsa içeride merkeze sıkışmış halde. Üçüncü köprümüzün bitimiyle bağlantı yolu bittiği zaman da Mustafa Kemal Paşa'mızın %15-20 bağlantı yoluyla rahatlatacak. Ancak 4. köprü dediğimiz, eğer yapabilirsek eğer, bununla da bitirebilirsek 4. köprümüzü, kırsal mahallemize gelen tomruk, mermer, kamyonlarla ilçemize girmeden direkt şehre verilecek. Bu yandan da o köy, kırsal mahallemize bağlantısı şehre verilecek, çevre yoluna verilecek. Burası Mustafa Kemal içerisi daha da rahatlayacak 4. köprüyle beraber. Ben 4. köprünün aşağı yukarı %50-60 şekilde ilçe trafiğine rahatlayacağına inanıyorum. Ancak en büyük sorunumuz otopark. Otopark değil mi? Otopark, yani dar bir alanda sıkıştınız ve köprüler arasında nehir de geçiyor yani, içinden. Dolayısıyla şimdi benim en büyük projemden bir tanesi de her yaptığım projenin alt katına otopark yapmak. Ruhsat verdiğiniz ruhsat her yere. Her yere, yani kendi belediğim projelerine otopark yapmak. Böylece Mustafa Kemal Paşa'mızda otopark alanlarını rahatlattıkça şehir trafiği rahatlayacak. Bu hafta Ulaşım Komisyonu'nda zaten bunları konuştuk. Onları da Ulaşım Komisyonu bu hafta değerlendirecek inşallah. Evet. Yani önemli bir Mustafa Kemal Paşa'daki yaşayan insanların evet, geçmişten beri en evet, çok şikayet ettiği. Belki de siz başkan seçilmeden önce. Hepimizi kızdığı şeyler yani. Kızdığı şeylerdi. Bunlar olacak inşallah. İnşallah. Şimdi inşallah. Gelelim Sayın Kanar'ın Mustafa Kemal Paşa hayaline. Nasıl bir, yani 5 yılın sonunda siz Mustafa Kemal Paşa'yı nasıl görmek istiyorsunuz? Neler düşünüyor? Yani aslında seçim kampanyası döneminde de anlattınız. Geçtiğimiz günlerde birkaç konuşmanıza da şahit oldum. Hep böyle bir güzel hayalleriniz var. Evet. Bir dinleyebilir miyiz? Nedir düşünüyorsunuz? Nasıl bir Mustafa Kemal Paşa vaat ediyorsunuz 5 yılın sonunda? Şimdi en güzel şey Mustafa Kemal Paşa ismine sahip olabilmek. Atamızın ismine sahip olmak. Böyle başka evet, bir yer yok. Evet, bu bizim kimliğimiz. Bir şey. Onunla ilgili demin programa başlamadan önce de söyledik. İnsanlar sosyal medyada en sevdiğim ilçe ismi diye önünde fotoğraf da çektiriyorlar. Evet. Mustafa Kemal Paşa gerçekten çok güzel, çok bir şey, önemli bir şey. Atamızın ismini taşıyan kendine münasır tek ilçe. Evet. Akabinde Türkiye'nin en uzun isimli ilçesi Mustafa Kemal Paşa. En uzun değil mi? En uzun da evet, evet. Dolayısıyla böyle bir güzel kimliğe sahibiz. Şükür. Aynı zamanda salçasıyla, domatesiyle, biberiyle Türkiye'nin en kaliteli tarımsal ürünlere sahip olan marka kimliğimiz var. Hakeza Mustafa Kemal Paşa tatlımız var. Tatlı var evet, hiç yani, tatlıdan bahsetmedik. Tatlıdan bahsetmedik mesela. İnşallah evet, bunun da peki, daha da fazla tanıtımla coğrafi belgesi aldığımızda daha da önemli. Onunla başvuruldu mu coğrafi işaret belgesi için? Tabii, ziyaret olsun buna başvurdu. Evet. Mustafa Mehmet Kaya'nın hayali şöyle var. Mehmet Kaya'nın hayali şehir trafiğinin rahatladığı ama önce içme suyunun bitirildiği, asbestli borulara su içmediği, tertemiz su içtiği bir Mustafa Kemal Paşa hayali var. Yeşil alanların arttığı bir Mustafa Kemal Paşa hayali var. Bisiklet yolunun arttığı Mustafa Kemal Paşa hayali var. Parkların arttığı, insanların dinlenebildiği, huzurlu yaşayabildiği, aynı zamanda göç vermediği, sanayi kentiyle göç vermediği bir Mustafa Kemal Paşa hayali var. Evet. Ne kadar bu ülkede yaşayan, çoluğu çocuğu burada olan, asla dedikodulara inanmayan, evet, dimdik duran, evet, hırslı, genç bir
belediye başkanı inşallah. İnşallah. İnşallah Mustafa Kemal Paşa'nın biz de geleceğini o yönden çok şey görüyoruz. İnşallah. Hep böyle. Bir de başkanım bir konu var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Uludağ Üniversitesi Rektörü Nisan ayında göreve başladı. Önemli konulardan biri aslında. O konuda da belediye olarak öncülük edip onlarla işbirliği yaparsanız faydalı olacaktır. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyoruz. Onun söylediği bir şey vardı. Kemal Paşa Karacabey ekseninde şu anda size meslek yüksek okulları var. Bir üniversite kazandırılması. Ne düşünüyorsunuz? Yani üniversite bunu verirse arsası, diğer imkanlarını belediye olarak siz karşılar mısınız? Ne sözler veriyorsunuz? Şimdi zaten yani? Bizim ilk önce hem Yusuf Hoca döneminde hem şimdi rektör dönemimizde ilk önce ziyaret eden belediye başkanı bir tanesi benim. Evet. Şu anda 70 dönüm tahsis edilmiş daha önceki belediye başkanımız zamanında. Şimdi devam eden 70 dönüm kendilerine tahsis edilmiş alanımız var. Üniversite yapılması için. Her şeyimiz hazır. Ya da gelsinler bunu yapsınlar diye. Tabii hem önceki dönem rektörümüz hem şimdiki rektörümüzün kendi bünyelerinde bize bahsettiği Karacabey ile birlikte ortamıza, ikimizin ortasına butik bir üniversite. Evet. Özellikle tarım. Tarım üzerinde ve doğal ürünler üzerinde. Mermer ocakları gibi. Onlara sahibiz. Doğal taş üzerinde, tarım üzerinde üniversiteye sahip olması. Biz bu rektörümüzle görüştük. İki rektörümüzle görüştük aslında. Onun için gerekli onlardan yapılandırmayı bekliyoruz. Biz onlar startı bastığı an biz kanıtlanmayı hazırız. Yeter ki onlar startı bastınlar. Gelsinler yeter. Ben kendim başvurdum zaten bunun için gidip de. Daha ilk belediye başkanı seçildiğim hafta rektörden randevu aldım. Gittim kendisiyle bu işin görüştüm. Çünkü ne dedi size söylediğiniz? Dedi bizim planladığımız Yusuf Hoca Bey de şimdi rektörümüzde bizim planımızda Mustafa Kemal Paşa'ya değil, Karacabey'e değil, ikinizin ortasına, ikinizin de dahil olduğu butik bir tarım ve doğal taş ürünler bir üniversite. Evet, çok da faydalı olacak. Çok da faydalı olacak inşallah. Bir de şey var zaten, şimdi Teknosap da var zaten. Tabii. Aslında normalde bir üniversiteniz daha olacak. Yani onlar da BTSO Üniversitesi de yapılacak. Ayrıca BTSO'nun oradaki o Teknosap projesinde yaşayan insanlar da önümüzdeki günlerde Karacabey'e gelecek. Gelecek. Ve Kemal Paşa'ya gelecek. Şuna da gelmeni istiyoruz. Yeni konut alanlarına. Karacabey'e çalışsınlar. Mustafa Kemal'e otursunlar. Evet. Huzur içinde otursunlar biz onları. Yeni konut alanlar. Ama tabii. İşte yani böyle güzellikleri tanıtılır bilinirse tabii rahatlıkla gelecektir. Yeni konut alanları, yeni projeleriniz var mı efendim? İmar alanı ile ilgili. Mevcut dedim, imar alanı zaten biraz sandı boş. Tabii boş doldurmadan da bir rahat salon olmak için imar alanı açmak istemiyoruz. Baştan mevcut alanlar dolsunlar. Altyapısını tamam. Bir de yeni açtığım alanlar da imar açmanın kolay. Ama altyapıyı yapmadan, bir şey yapmadan imar açtığınız zaman tüm sorunlar ortaya çıkıyor. Ama biraz önce bir şey işaret ettiniz. Yani bölgedeki o asbestli boruları değiştirmek ya, biraz daha acil yani. Tabii çok acil, çok önemli şeyler bunlar. Yani, yani onu yapmadan öbür alanlara hiç değil. Hiç olmaz. İmar alanınız var yani konut alanınız tabii, var. Gelirse karşınadır. Karşılarız ama altyapısı tamamladıktan sonra inşallah. Evet. Birinci bölümüne sonuna geldik Sayın Başkanım. Evet sevgili ASTV izleyenleri, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar'la birlikte çok hızlı, tempolu bir konuşma gençliğin verdiği dinamizmle devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde biraz daha gençlere ve spora yönelik yatırımları konuşacağız. Eğitimle ilgili konuları ele alacağız. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın diğer gelişme bölgeleriyle ilgili belediye yatırımlarını anlatacak Sayın Kanar. Kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız.